Geldiniz. İyi akşamlar, merhabalar. Şimdi izlediniz, bürokratlar alkışlamadı diye Erdoğan çok bozuldu. Bir de uyardı, alkışlasanıza diye. Bürokratlar da alkışlamadığına göre Emin de söyledi ya da Barış söyledi galiba. Ne olduğunu anlamadılar herhalde, ne tür bir müjde geldi diye. Erdoğan'ın müjdeleri yok ama önce sizden teknik tarafını konuşalım. Barış'ın dediği çok önemli çünkü bütün AKP kurmayları aslında problemleri itiraf ediyorlar. Mesela Bülent Turan, grup başkan vekilleri bugün demiş ki evet gerçekten problem var ve bunun farkındayız. Bu zamların da farkındayız. Tam ne diyor? Bu bedeli birlikte ödeyeceğiz diyor Bülent Turan. Aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi. Önce buradan başlayalım isterseniz. Hem bir akademisyen olarak hem bir iktisatçı olarak ne dersiniz? Birlikte bu bedeli ödeyeceğiz. 20 yıllık bir iktidarın sonunda söylenen bu söz neyin açıklamasıdır? Siz nasıl buldunuz bu açıklamaları? Vallahi birlikte ödeyeceğiz ne demek? Yani halk ödeyecek demek Türkçesi. Yani siz ödeyeceksiniz demek. Birlikte ödeyeceğiz demek. Yani halka çıkıp hep birlikte ödeyeceğiz diye bir ülkeyi yöneten insan neyi kasteder? Hepiniz ödeyeceksiniz demek zaten o. Zaten de onlar ödüyorlar. Ya yani bunun başka bir çaresi yok. Ödeyeceksiniz demek o. Öyle de oluyor zaten. Şimdi Barış Bey'i izledim. Çok güzel şeyler söyledi. Yani ben katılmadan önce tabii izledim. Herkes ne söylüyor katılabilirim tartışmaya diye. Şimdi müsaade ederseniz önce bu elektrik meselesinin diğer pahalı ürünlerden biraz ayrıştırmamız gerekiyor. Niye elektrik çok önemli? Mesela dünyada bir enflasyon artışı var. Gıda fiyatları bütün dünyada artıyor. Başka artan fiyatlar da var dünyada. Ama dünyada artan enerji fiyatlarından dolayı protestolar var. Tabii Türkiye'de biraz önce Emin Bey'in dediği gibi bizdeki artış değil, uçuş. Yani böyle bir şirazesinden çıkmış olağanüstü yüksek artışlar rakamını da Emin Bey grafikle koydu. Şimdi elektriğin önemli tarafı şu. Mesela salatalığın kilosu 30 lira. Yemesek ölmeyiz canım. Yemeyelim. Tamam. Yani veya bir tane alalım. Anladım. İşte o pahalı, bu pahalı. Şimdi elektrik öyle bir şey ki almadan edemeyeceğiniz bir şey. Tüketmeden, yani elektrik olmasa şimdi ben size bağlanamam. Benim yukarıda bu lambam yanmaz. Gece karanlıkta kalırım. Isınamam. Yani elektriksiz bir yaşam mümkün değil. Yani onun için baroların mahkemelere başvurup elektrik temel maldır, kamu malıdır, yani işte kamu yararına olan bir maldır denmesinde bir doğruluk payı var, bir ciddiyet payı var, çok önemli. Yani elektrik dediğimiz şeyi, yani salatalığın, domatesin veya ayakkabının veya başka bir şeyin yerine koyamayız. Yani et gibi de değil, yani et yemezseniz ölmezsiniz ama elektriğiniz olmazsa karanlıkta kalırsınız geceleri yani. Dolayısıyla elektrik çok önemli bir mal. Çok önemli bir ürün. Dolayısıyla elektriksiz, enerjisiz insanoğlunun yaşaması mümkün değil. İlk çağlarda olmadığımıza göre elektriksiz yaşamak mümkün değil. Şimdi bu önemini kavradıktan sonra elektriğin Türkiye'de neden pahalı olduğunu yeniden anımsayalım. Şimdi Türkiye'de elektriğin pahalı olmasının bir, elbette dünyada enerji fiyatlarının artışı bir etmen. Bunu kimse zaten yatsımıyor, kimse bunu inkar etmiyor. Bu doğru. Ama Türkiye'de elektrik fiyatlarının, enerji fiyatlarının iki önemli başka kanalı var. Bunlardan bir tanesi, siz elektriğin dağıtımını, perakende dağıtımını özelleştirmişsiniz. Ve o özelleştirmede bunları alanlar da özelleştirme bedeli ödemişler devlete, dolarla ödemişler ve tabii gidip belki kredi almışlar karşılığında, onu bilemeyiz. Ve tabii ki bunun dolar bazında fiyatlamasına gidiyorlar ve anlaşılan da bir başka unsur daha var.
Regülatör yani düzenleyici EPDK yani hükümet bunun fiyatının vatandaşa ulaşan fiyatının denetlenmesini de iyi yapmıyor. Ortalıkta bir olağanüstü kar oluşmuş durumda ve unutmayalım dağıtım tekeldir. Yani siz Anadolu tarafında İstanbul'da oturuyorsanız ya bu çok pahalıya satıyor gidip başkasından alacağım deme imkanınız yok. Bakınız batılı ülkelerde var bu ama Türkiye'de yok. Türkiye'de tekelci bir dağıtım yapıldı. Hı. Ve bu son derece mahsurlu bir şey. Şimdi İngiltere'de şöyle bir şey oldu geçtiğimiz günlerde. Elektrik fiyatları çok arttı fakat devlet derhal müdahalede bulundu. Dedi ki, anlatacağım nasıl olduğunu. Şu fiyatın üstünde satamayacaksın dedi. Bazı dağıtım şirketleri battı. Umrunda olmadı devletin. Çünkü dedi ki tüketici halk önemli. Bakınız İngiltere'de bir karar alındı. Geçtiğimiz ayda o karar da şöyle her bir hanenin azami harcayacağı ısınma ve aydınlatma gideri var. Bu artan maliyetlerde devlet bunun %54'ten daha fazla artmasına izin vermiyorum diye bir sınır koydu. Ve dedi ki şu bütçenin üzerinde herhangi bir haneden para alınamaz dedi. Korudu. Şimdi Cumhurbaşkanı ekonomi okumuştur biliyoruz ama herhalde İngiltere'de okumadı. Belki Norveç'te okudu onun için bunu bilmiyor. Ama İngiltere'de İngiltere'yi takip eden iktisatçılar biliyorlar. Dünyada böyle uygulamalar. Ders verdiniz mi hocam? Efendim? Başkanın hocalarından biri oldunuz mu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın mı? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hocası olmam için birincisi yaş farkımız var olamazdım. İkincisi de benden daha yaşlı hoca olup ona ders veren herhangi bir hocaya da rastlamadım. Ha, ben onun için sordum. Yani bir Cumhurbaşkanı ders aldığı herhangi bir hocayı tanıyor musunuz diye sordum. Çünkü o diploma biraz sırlı ya ondan hocam. Yani bir gördünüz, duydunuz mu öyle bir hoca? Hayır, şimdi bunu duymanız da mümkün değil. Çünkü Emin Bey ciddi bir ekonomi profesörü, yani mesleğinde iyi olan bir ekonomi profesörü, evet bu benim öğrencimdi demez artık. O biraz zor. Yani onu bulmak zor. İşin sıkıntılı tarafı o. Yani itiraf etmez, kaçar. Kaçar bu nasıl olmuş filan diye. Onun için söylemez yani. Onun için onu öğrenemiyoruz bir türlü. Neyse bunu geçelim bir tarafa. Ama İngiltere'deki bu uygulamadan bahsetmiş olalım. Elektriğin pahalı olmasının bir nedeni demek ki özelleştirme. Ben, tabii bu bireysel bir şey, bir politik duruş. Ben elektrik dağıtımının özelleştirmeden yana olmayan bir insan. Ama olan bir insan olabilir, daha liberal bir iktisatçı olabilir ama o liberal iktisatçının da doğru uygulanması gerekir o liberal ekonomi. Yani düzenleme olacak, rekabet olacak vesaire. Şimdi bir üçüncü mesele daha var. O da Cumhurbaşkanı'nın biraz önce Emin Bey'in söylediği meşhur takıntısı. Nedir? Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Bastı faizi aşağıya, enflasyon patladı ama en önemlisi kur patladı. Ve bizim elektrik fiyatımız da tabii döviz kuru üzerinden gittiği için Türkiye'de eğer bugün döviz kuru 6 lira olsaydı dolar, enerji fiyatları nerede olacaktı? Yani arabamızın deposuna doldurduğumuz benzin yahut da tükettiğimiz elektriğin fiyatı ne olacaktı? Elbette çok daha düşük olacaktı. Dolayısıyla bu konunun altını çizelim. Türkiye'de özellikle pahalıdır. Çünkü yanlış politikalar izlenmiştir. Evet dünyada bir enerji fiyatları artıyor. Doğru biz bunu inkar etmiyoruz. Ama Türkiye'dekiyle mukayese edilmez. Şimdi bir konuya daha girelim. Onu yani hepinizin söylediklerini tekrar ediyor veya bir toparlıyor gibi oluyorum ama. Şimdi Norveç'ten örnek verebilirsiniz. Evet Norveç'te de çok ciddi enerji fiyatı arttı. Ve Cumhurbaşkanı'nın dediği doğru. Türkiye gerçekten de Avrupa'da ucuz elektrik veren ülkelerden biri. Doğru. Ama ben Cumhurbaşkanı'na bir şey hatırlatmak isterim. Dünya Avrupa'dan büyüktür. Niye dünyadan örnek vermiyor da Avrupa'dan, zengin Avrupa'dan örnek veriyor bize? Mesela niye Pakistan'dan örnek vermiyor? Niye Hindistan'dan, Brezilya'dan, Meksika'dan örnek vermiyor da getirip bana İsviçre'den, Norveç'ten, Fransa'dan, Almanya'dan elektrik fiyatından örnek veriyor? Ya onların kişi başına düşen gelirleri Türkiye'nin çok üstünde. Şimdi dolayısıyla bu mukayese doğru değil. Yani Cumhurbaşkanı sıklıkla gidiyor Birleşmiş Milletler'e diyor ki dünya 5'ten büyüktür. Peki doğru. Ama dünya Avrupa'dan da büyük. Niye Avrupa'dan örnek veriyorsun? Gel bize Türkiye'nin benzer gelir grubunda olan ülkelerden örnek ver.
Türkiye'de elektrik ucuz değil. Şimdi bakalım Türkiye'de elektrik gerçekten vatandaşı ne kadar rahatsız ediyor, bunu bir açıklayalım. Neden vatandaş bu kadar elektrikten rahatsız? Neden? Yani birçok şeyin fiyatı çok arttı ama elektrikten çok arttı. Çok rahatsız. Şimdi TÜİK'in tüketici fiyat sepeti içinde konut %14 ağırlığa sahip. Bu konutun içinde kira var, ısınma var, elektrik var, su var. Şimdi 4250 lira değil mi asgari ücret?